Merhaba arkadaşlar. Anayasa Hukuk'un 3. ünitesi olan Milli Güvenlik Konseyi rejimi, 1982 Anayasası'nın yapılışı ve başlıca özellikleri ile ilgili soru çözümleyeceğiz. Sorumuz, 1961 ve 1982 Anayasası'nın yapım süreçlerinin karşılaştırılması ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Danışma Meclisi'nin Temsilciler Meclisi'ne oranla toplumsal kompozisyon bakımından çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucunu doğuran nedenlerden biridir. A. Danışma Meclisi üyelerinin önemli bir bölümünün çeşitli meslek kuruluşlarınca kendi temsilcileri arasından belirlenmesi. B. Danışma Meclisi üyelerinin hepsinin siyasi parti üyesi olması. C. Danışma Meclisi'ne siyasi partilerin kendilerine ayrılan kontenjanlardan üye gönderebilmesi. D. Danışma Meclisi üyelerinin 1 bölü 3'ünün dolaylı bir seçimle üyelik sıfatını kazanmış olması. E. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Milli Güvenlik Konseyi tarafından atanması. Cevapladıysanız cevabımıza geçelim. Danışma Meclisi üyelerinin tümü Milli Güvenlik Konseyi tarafından atanmıştır. Danışma Meclisi tümüyle partisiz bir meclistir. 1981-83 sisteminde Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi'nce kabul edilen metinde dilediği değişikliği yapma veya bunu tümüyle reddetme yetkisini kendisinde saklı tutmuştur. Milli Güvenlik Konseyi'nce değiştirilerek kabul edilen metnin tekrar Danışma Meclisi'ne gönderilebilmesi gibi bir yöntem öngörülmemiştir. Bu anlamda Anayasanın yapımında nihai söz Milli Güvenlik Konseyi'ndedir. Danışma Meclisi nihayet bir danışma veya ön çalışma organıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Milli Güvenlik Konseyi tarafından atanması.